ana kucağından kızımı bir okula vermek hem onun için zor hem benim için de zor. Kuşkusuz burası bir okul ve bir kurum. Belki ana kucağı değil ama inanın ana kucağı sıcaklığında bir okul. Burada gerçekten çok sıcak, çok samimi ama tabii ki aynı zamanda çok da profesyonel bir ortam var. Öğrenci daha çok kendisi aktif, öğrenme sorumluluğunu üstleniyor. Öğretmen de rehberlik eden kişi olarak görev alıyor bu süreçte. Öğrencinin ihtiyacına yönelik farklı teknik ve metotlar kullanılıyor. Öğrencilerin hepsinin temel olarak farklı olduğuna, her birinin farklı özellikleri olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu farklılığı baz alarak bir program hazırlıyoruz burada. Önemli olan okul öncesinde beceri gelişimi. Beceri gelişiminin içerisinde çocukların sosyal becerileri de var, bilişsel becerileri de var. Mekansal ilişkiler dediğimiz çalışmalar var. Örüntü ve ardılık gerektiren çalışmalar var. Akademik bir okul kuşkusuz. Aslında okulun çocuğumun yaratıcılığını nasıl etkilediği, farklı bakış açılarını nasıl kazandırdığı, uluslararası bir birey yetiştirme yolunda neler yaptığı beni çok ilgilendiriyor. Çeşitli kulüpler var. BI, drama, matematik, deney gibi farklı farklı kulüpler var. Kulüplerde her çocuğun kendi kişisel özellikleri ön plana çıkıyor. Neye ilgisi var, neyi daha çok iyi yapabiliyor. Çocuklar da bunun ayrımını yaptığı için o konuda daha iyi olduğunu görüp o konuda ilerleyebiliyor. Çocuklar. There is a place for kids who want to develop some creativity, like in arts, or that kind of things. The teachers especially told me, like, you can focus on this because your daughter likes this. Yaş grubuna uygun öğrencilerimizin yapabileceği beceriler var. Bunlar üzerine duruyoruz. Örnek olarak öz bakım becerileri. Öğrencinin kendi kıyafetini giyip çıkarması, çantasını toplaması, dosyasını çantasına yerleştirmesi. Her öğrencinin kendi işini yapmasını önemsiyoruz. Bu da öz bakım becerilerini geliştiriyor. Bilgi Öğretim Okulu Council of International Schools, yani Uluslararası Okullar Birliği'nden akredite bir okul. Okulumuzun eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerimizin hem bilişsel hem duygusal becerilerini, onların özgüvenlerini geliştirecek şekilde planlanmaktadır. Bizler planlamalarımızı yaparken öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Dijital ortamı daha çok seviyorum. Üniversiteyi çok seviyorum. Bana Türkiye'nin geçmişi çok ilginç geliyor. İngilizce çok seviyorum. Her öğrencinin farklı öğretim ve yöntem tekniklerine ihtiyacı var. Kullandığı metotlar, bilimi, sanatı, teknolojiyi de tüm derslere entegrasyonu çok iyi yaptıkları için bütün çocuklar eşit bir şekilde aslında hem başarılı, hem özgüvenli, hem işbirlikçi, hem de ekip olma her anlamda çok iyi yetişiyorlar. Biz çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. İzmir Sevde biz öğretmenler teknolojiyi, içeriği ve pedagojik bilgilerimizi birleştirerek derslerimize teknolojiyi entegre ediyoruz. Bunu yaparken amacımız öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırmak. Biz okulda çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu aktivitelerden biri de iPad. Ben iPad'de daha hızlı öğreniyorum, daha aklımda kalıyor öğrendiklerim. Çünkü iPad'i çok seviyorum. Bilgisayarda kullanıyoruz. Bilgisayar derslerimizde kod yazmayı ve derste öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Matematikle ilgili bir takım çalışmaları oyun şeklinde yapabileceklerini öğrendiler. Kendi kendilerine evde kullandıkları zaman tek düşündükleri şey oyun oynamak. Çocukların tabii hem teknoloji algılarını arttırıyor, farkındalıklarını arttırıyor. Oyun dışı nerelerde kullanabileceklerini öğreniyorlar. We follow a readers and writers workshop approach. Through this approach, students are able to grow as readers and writers. They're able to grow in thinking critically about issues, and this can go on to their Turkish classrooms. Bu okulun zaten en temel unsurlarından bir tanesi. Tabii ki Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bir dünya vatandaşı yetiştiriyor olması. Ben bir İngilizce öğretmeni olarak okulda verilen İngilizceden çok memnunum.
ziyaret ettiğim zaman çocuklarla öğretmenlerin okulda koridorlarda bile İngilizce konuştuklarını, kantinde bile İngilizce konuştuklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Çok şey seçebilirler. Kendileri nerede güçlü hissediyorlarsa onu seçiyorlar. Birincisi saygıdır, ikincisi öğrenmeye hazır olmaktır, üçüncüsü de toplu yaşam kurallarına uymaktır. Toplu hizmeti içinde üç şeyi barındırıyor: sevgi, saygı ve sorumluluk. Biz Eko Okulu'nuz! Öğrencilerimizin öğrenme performanslarını güçlendirmek adına beceri odaklı çalışmalara yer vermekteyiz. Öğrencilerin organizasyon becerilerinden düşünce becerileri odaklı etkinlikleri içerebiliyor. Dikkat ya da hafızanın güçlenmesi adına bellek bilim kapasitesi etkinliklerini içerebiliyor. Ailelerin de bu süreçlerin içerisinde sıklıkla dahil edilmesi çok güzel. Okulumuz Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlıdır. Sağlık ve Eğitim Vakfı, 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İzmir, Üsküdar, Tarsus, Amerikan mezunlarının kurduğu bir vakıftır. İzmir Sev'de 1997 yılında Amerikan Kolejleri'nin güçlü eğitim felsefesinin temelleri üzerine kurulmuştur. Derslerde daha çok çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini istiyoruz. Okulun genel mantığında zaten öğrencilerin dersin içine katılması için pek çok etkinlik düzenleniyor. Bahçe etkinlikleri olabiliyor, teknolojiye entegre ediyoruz, iPad ile ilgili etkinlikler olabiliyor. Yani bizim amacımız öğrenciye yazdırarak didaktik bir eğitim tarzı değil, daha çok öğrencilerin ön planda olduğu, aktif, sorgulayan, üreten öğrenci ortaya çıkartmak. Farklı materyalleri kullanmayı ve farklı aktiviteler olmasını çok seviyorum. For example, we're doing a unit right now on science fiction and what the future might hold in the next 20 years. So kind of developing the creativity and ingenuity in the world. Dersleri işlerken sadece tahtaya kaldırıp soruları cevaplama gibi olmuyor. Çoğu zaman çok farklı aktiviteler yapıp öğreniyoruz. I think it's kind of based on investigation, inquiry-based learning, asking students to think for themselves, come up with creative ideas, and while using a second language. Our English program aims to develop the students' language skills holistically. This means that the language is taught in a very natural way. Our lessons are student-centered and mostly based on project work and presentations. Biz okulumuzda İngilizce dışında farklı yabancı diller de öğreniyoruz. Ben 2 yıldır Fransızca öğreniyorum ve birçok şey söyleyebiliyorum. Sev'den mezun olmuş olmak çok büyük bir avantaj. Nereye gidersek gidelim, bunun avantajları her zaman yanımızda oluyor. Sev'de aldığımız akademik eğitim, İngilizce, sosyal etkinlikler, kulüpler, öğretmenlerimizin sevgi ve şefkati bizi daha başarılı yaptı. Okulumuzda birçok kulüp var. Bu kulüpler spor kulüpleri, sanat kulüpleri, resim kulüpleri. Bu
JMUN diye bir kulübümüz var. Junior Model United Nations bunun açılımı yani. Birleşmiş Milletler'in bir simülasyonunu yapıyoruz. Ben geçen yıl bu kulüple Tars ve New York'a gittim. Çok keyifli bir deneyimdi gerçekten. Bir ayda öncelikle grup seçiyoruz. Anlık görev hakkında çalışıyoruz. Bunların hepsi bittikten sonra yarışmalara katılıyoruz. Çoğu sene Amerika'ya gitmeye hak kazanıyoruz. Turnuvamız bittikten sonra robotlarla neler yapabiliriz diye düşündük ve deney yapan robotların nasıl olabileceğini merak ettik çocuklarımızla. Kendi yaptığımız Legolardan olan bu robotu, bir deneyi robotun yapmasını sağlamak için kullandık. Ve aslında burada amacımız Legoların ders içinde kullanımı dersin başarısını nasıl etkiler? Bunu görmek istedik. Konular aklımızda daha çok kaldı. Geçen yılın en çok bu konuları hatırlayabiliyoruz. Tiyatro kulübünde ekip olarak her sene önce bir oyun seçiyoruz. Bu oyunu çalışıyoruz bütün yıl boyunca ve sene sonunda oyunu sahneliyoruz. Hem yardım ediyoruz hem de oynarken biz eğleniyoruz. Biz bir ekookuluz ve bu yüzden birçok proje yaptık. Önemli olan bizim için çevreye katkıda bulunmak ve yaşadığımız çevreyi temiz tutmak. Suyu ve elektriği de boşa harcamayız. Bu da bizim okulumuzun bence en iyi özelliklerinden biri. Öğrencilerin yaş gelişimsel özellikleri bir programın hazırlanmasında son derece önemli. Öncelikle öğrencilerin hangi alanda ihtiyaçları var? Bunu gözlemleyerek, bunu fark ederek öğrencilere bu alanda çeşitli çalışmalar, etkinlikler yaparak bunu desteklemeye çalışıyoruz. Öğrenme performansını geliştirici çalışmalarda veli, öğretmen ve öğrenci işbirliği oldukça önemli. Bunu baz alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Geri kaldığımız zaman plot ve etütler yapıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıfta bu sınava yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı 7 ve 8'de tabii oldukça arttırıyoruz. Cumartesi günleri de 9'dan 2'ye kadar okulda yine böyle çalışıyoruz. Ben çok faydasını görüyorum bu sistemin. Rüzgarın burada ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu görebiliyorum. Yani her sabah gerçekten okula gitmek için heyecanla uyanıyor. Çok kolay bir şekilde uyanıyoruz ve koşa koşa gidiyoruz. Gerçekten tatillerde de sıkılıyoruz. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışımız var. Öğrencinin neye ihtiyacı varsa ona yönelik çalışmalar yapıyoruz. The lab is preparing these kids for such a lifestyle. Kültürler arası ve uluslararası bir perspektif sağladığı için öğrencilere. Growing up as a global kids. Bir anda bambaşka bir cehennem oldu. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum.